Abi çıplak ayaklı insanlar her yerde. Yani bir gün çalışıp oradaki bisikleti alıyorsun. Bir günde çalışıp işte buradan aksesuarlarını tamamlarsın. Yola çıkarsın ya, bu kadar basit. Bu olayı çok seviyorum ben Yeni Zelanda'da. Burada polarize gözlükler var ama sadece ölüler görür. Çok şekilsiz ya. Şey abi, sana bu hayatta tek bir önerim olacaksa var. Bir solda ay vardır bak. Ay var. Şimdi burada Yeni Zelanda ve Türkiye bayraklarımız asılı. İki ülkenin dostluğu, kardeşliği diyelim. Öyle diyelim. Portakallı limonata mı abi bu? He? Portakallı limonata mı bu? Oralet. Aldın mı sen? Oldu ya. İncir. 3 dolar. Bir tane. Tane. Kilo değil. Bugün herhalde burada ilginç bir şey var. Bu eski klasik arabalarla falan geziyor insanlar burada. Bakar mısınız? Karşısı da benim hostel. Bak dayı bakıyor oradan. Ya bitmiyorlar bir de, bayağı konvoy şeklinde. Tofaş terörü. Şu an ne gördük hiçbir fikrim yok da güzel bir görüntüydü yani. Herkese Yeni Zelanda'nın Tauranga şehrinden selamlar. Normalde geçtiğimiz birkaç videodur çalışıyorum ve çalışırken genelde ne kazandığımı falan gösteriyorum burada. Bugün de kazandığımı değil, nasıl harcadığımı göstereceğim. Yapacağım ilk şey de şurada 2Degrees diye bir şirket var. Bir sim kart alacağım. Zaten buraya geldiğimden beri sim kartımı buradan alıyorum ben. Yani bu 3. ayım, 3. kez alacağım. Numaram da değişmiyor böylece. Hep de aynı telefon numarasını kullanıyorum Yeni Zelanda'dayken. Şimdi bir girip size de ne kadar olduğunu, nasıl burada alındığını göstereceğim. How are you? Good, thank you. I already bought a SIM card 3 months ago when I first came in. I will buy again. Yeah. Were you on prepaid? Yeah, I'm on prepaid, I think. 55? Yeah, 55. 10 giga. Do you think I can get a better one? I don't know. Do you use a lot of data? Yeah, my only thing is just using data. Right. Yeah. So we do have a deal going on currently, kind of Boxing Day deal. All right. These plans are half price for the first 6 months. If you were considering the 75, I would suggest also the 80. Basically, that gives you unlimited data. But it never slows down. Never slows down. Never slows down. Never slows down. Okay, that's what I need because I make videos. Yeah. I upload videos on YouTube. Like even 100 gig is not enough for me sometimes. Do you have a driver's license? Tam 40 dolara unlimited, yani limitsiz internete sahibim şu anda. O yüzden çok mutluyum çünkü buraya geldiğimden beri 3 aydır ben her ay 55 dolar ödüyordum buraya ve 55 doların karşılığında sadece 10 GB internetim oluyordu. Ya 10 GB'da da tahmin edebilirsiniz, ne video yükleyebilirim ne bir şey. Yani her zaman interneti hızlı olan yerlere gidip video yüklemem gerekiyordu. Yani hostelin her zaman hızlı olmayabiliyor. Yani şansıma Türk restoranımız Abra Kebabra'da efsane hızlı internet var. Bu sıralar videoları hep orada yükledim mesela. Selamlar, selamlar. Aleykümselam. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Ne haber abi? Tavuğu marine ediyoruz. Marine etini yaptık. Hı hı. Şu anda
Bu da marine eti. Şimdi yaptım. Ne var bunun içinde? 11 çeşit baharat yok. KFC gibi tabii de. şey var içinde. Kimyon var. Bunların yarısı var, evet, herhalde. Evet, kişniş var, paprika var, tuz var, sarımsak var, domates var. Aman yarabbi, şey var, oregano, kekik var. Bayağı karışık, güzel lezzet. Biz de şimdi şeye, nereye gittik? Kmart, Bethlehem. Kmart mı, Kmart mı? Neydi? Kmart. Kmart ya. Mart değil ya. K'niysen yok. Mart diyor. Kmart ha. Kmart. Burada öyle bir ucuz yer var. En ucuzu orası mı? Ya şimdi bunlar mallarını Tayland, Tayvan, Bangladeş diyelim işte Çin, oradan getiriyorlar, evet. Ucuz olduğu için. Böyle şeyleri, şort, terlik falan, bunların hepsini orada öyle olur. Yani ama kaliteli değil tabii yani 3 aylık. Yani zaten 2 yani, ay gitsin sonra atarız. Kolu bacağı kopar ondan sonra. Bizim kolumuz bacağımız kopmadan. Tamam abi, görüşürüz. Tamam, görüşmek üzere, bir uğrayın tamam. Gelin tamam. Tamam, hadi görüşürüz, kolay tamam. Gelsin. Eyvallah, sağ ol. İngiltere'de de Primark diyorlar. Burada otopark ücretli mi? 3 saat free yazıyor şurada ama abi. Sen ödemesin mi? Yani. Ücretsiz mi yoksa ücretsiz yani, diye mi ödemiyorsun? Bakmıyorum bile. Kmart. Şimdi Yeni Zelanda'nın iki böyle ucuz büyük firması var. Bu her şeyi bulabileceğiniz yerler bunlar. Biri Warehouse, biri de şimdi gittiğimiz Kmart. Biraz şehrin dışında bu Kmart. Short almam lazım. Short falan işte, çorap. Ivır zıvır bir şeyler. Pantolon, bir şey kalmadı burada. Aynı şeyi kullanıp duruyorum. Bir de şey oluyor ara sıra oralarda, indirime giren şeyler, hani son kalmış ürünler falan oluyor ya. Bir de Black Friday'den yeni çıktık ya, belki ben bayağı Black ucuz. Ben Black Friday'i kaçırdım ya. Ben zaten şeyden alıyorum, Mert. Charity shoplar var ya, second hand. Evet. Ben oralara gidiyorum, oradan alıyorum. Hadi ya. Güzel şeyler bulunuyor yani. Bence de vardır. Bak al işte, bu köşeyi aldım böyle. Yani 3 dolar. 3 dolar. Yani içine şey koyacağım, yulaf ezmesi falan koymak için. Sabah kahvaltı. He. Evet, gayet iyi. Hava da çok sıcak be bugün. Hava inanılmaz sıcak olmaya başladı. Düşünsene yazın ne olacak burası? Ne olacak? Yani sakalları kesmemiz lazım. Yeni Zelanda bayrağı. Bu bayrağı birkaç yıl önce değiştirmek için referanduma sunmuşlar. Çok az bir oyla kaybetmiş. Geldik galiba. Aa ne güzel. Şuna bak. Poor Boys World yazmış üstüne. Fakir çocuğun dünyası yazmış. Aha. Turkish to go her yerde ya. Selam veririz. Sen tanışıyorsun mu? Tanıyorum. Ya. Seni de tanıyorlar ya. Sanırlar şu anda çünkü seni tanımıyorsun şu an. Popüler olduk Yeni Zelanda'da. Kmart işte bu... şurası. Harbiden büyükmüş burası ya. Her şey var abi. Her kafam şey... karıştı. Peynirden tut şeye, şorta kadar. Yok, birbirine alakası her şey var. Spor aletleri bile var. Böyle şort mayalar var mesela, 12 dolar. Aslında çok ucuz. Onları acayip ucuz bunlar ya. Burası ucuz ya. Bu ne abi? Bu Warehouse'dan bile ucuz. Ben şunu alayım mı? Şimdi şeyim kalmadı. Evet. Bunu Primark'tan aldım bak. He, Primark İngiltere'deki. Primark yazıyor. 2,5 sene önce 3 dolara, 3 pound almıştım. Bu 8. 8 dolar. Öyle. Abi çok ucuz bu bunlar fiyatı ya. Fiyatı düşmüşlere bakalım. Kırmızı etiketliler değil mi? Clearance yazıyor ya. Yazmıyor bunda mesela. Ayakkabılara bakayım. Ben almam lazım aslında bir ayakkabı ya. Yani şöyle bir 2-3 ay Yeni Zelanda'dayken götürsün istiyorum. Çünkü dağa çıkmak için benim şu anki ayakkabılarım uygun değil. Jackaro diye bir marka. Hiç duydun mu bu Jackaro'yu? Yok. Ben de duymadım. 69 ama şey, dolar bayağı pahalı ha. Kaliteli olabilir. Kaliteli zaten. Demir gibi ayakkabı ya. Aslında var ya, Yeni Zelanda'da şunlardan giyip sokakta dolaşsan herkes önünde saygıyla eğiliyor. Tarlalarda supervisorlar giyiyor ya. 12 dolar. Çok ucuz ama yani bunlar şey ya, dandik hani abi. Dandik yani, alıp parçalayacaksan falan yani. Şöyle bir parmak arası terlik 10 dolar. Ay nasıl şey fiyatları? Para, her şeyi para. 22 dolar. Bu ne ya, gecelik? Gecelik dediği gündüzlük dedi. Bu ne ya? Bunu günün hiçbir anında giymem ya. Yani. Süper soft diyor. 12 dolar. Harbi süper soft ama. Güzel mi? Koton. Dedi yani. Bilmiyorum ya. Şey pek ya. Giyilecek bir şey değil. Samanlık. Aslına bak bunlar iyi biliyor musun? Bak kaçlı? Beşli çorap 14 dolar. Rengleri de güzelmiş. Yani çorapların tanesi işte 2,5 dolar falan bile değil. Ya benim
çalınan terliği telafi ettim. Geçen de aldım terliğimi. Benim pek bir şeye ihtiyacım yok buradan aslında. Bakıyorum bir şey bulursam mantıklı alabilirim. Aa, şu ayakkabılar. Gerçi biz de böyle bir yerde çalışmıyoruz ki hiçbir zaman. Şunu giyeceğim bir ortam yok yani şurada. Şunlar falan fena değil mesela. Yani 29 dolar ayakkabı. İşte cimlik ya. Güzel geldi. Hmm, 9 dolar. Şey yani serin tutar bu. Tabii bunlar tam işte şeyde sporda yiyeceğin şey. Buranın size'ları değişik bir Yeni Zelanda. Mesela buranın small'u Türkiye'nin medium'u olabiliyor yani. Hatta buranın small'u Türkiye'nin x-large'ı falan da olabilir. Maoriler büyük abi. Maoriler geniş adamlar yani. Aa iyi aslında fiyata. 7 tane boxer 20 dolar. Bedava yani. Ve şapkalar. Bakın abi böyle fitness matları var. 11 dolar. Asıl spor ayakkabılar falan burada. Şöyle düz siyah. Sade bir şey. 12 dolar. Bence güzel ya. Fiyatlar falan çok iyi yani. Bravo ucuz ya. Soft bir ayakkabı yani abi. Koşuyorken giy işte değil mi? 12 dolar. Tarlada falan herhangi bir yerde çalıştığında yani 15 dakika çalışsan bunu alabiliyorsun. Made in Vietnam diyor. Vietnam'da almaya kalksan şimdi 1 dolar. Hani altına giyiyorsun ya. Spor yaparken evet. Hmm. 24 dolar. Pahalı tight. Misin? Erkek adam tight giymez. Şimdi öyle diyorlar ya. Vallahi. Erkek adam spor yaparken tight giymez. Hani don mu giyer? Fermuarlı mı o şortlar? Onlar çok kullanışlı oluyor. Fermuarsızsa. Fermuarsız. Bakın abi Everlast markası. 37 dolar. Bence gayet güzel bir ayakkabı. Bir zamanlar ne güzel terliğim vardı ya çalınmadan önce. 15 dolarmış bu. Aldım bir terlik zaten ben ya. Burada böyle hoodie'ler var. 37 dolar mesela bu. Oo futbol topları var. Bakalım Kames var mı burada? Yalnız 90'ların çocuğu bilir. Kames topu biliyor musun? Sen bilirsin Kames topları. Fizik kurallarına aykırı falso olan top vardı ya. Ayak içiyle vuruyorum. Böyle gitmesi lazım. Böyle gidiyor falan. Kauçuk gibi şey. O ikisinin ortası. Yani ortası. Öyle bir madde zaten bir tek Kames'te kullanılıyor dünyada. Yani bilmiyorum ne madde. Yüze geldiğine felaket acıdı. Onlar var ya. Yamultuyordu. Az gelmedi yani. Kalmadı. O Türkiye'ye mahsus bir şey ya. Şu Kames'e benziyor mu? Yani sandalyeler 55 dolar mesela. Şey, ya buraya gelip bütün hayatını dört dörtlük hale getirebilirsin aslında. Mutfak malzemeleri falan. Aa bak mesela şu var ya. Ben bunu o kadar aradım. Hani camper van varken. Tost yapabilirsin şimdi. Ocağın üstü. Tır şoförleri çok kullanır Türkiye'de içeride. Başka ne yapabilirsin? Veya ne yapabilirsin? Tosttan yeter başka tost bir şey ya. Olur. Ya daha ne istiyorsun kardeşim arabanın içinde ya Allah. Hamsili pilav yapabilirsin. Bunda ne yapacağım başka? Allah Allah. Başka bir şey aklına geliyor tamam, musun? Tamam zorlama. Yumurta da yaparsın. Ha, yumurta da şey yaparsın, yapabilir. Yağ koyarsın. 10 numara yumurta sucuklu yaparsın. Sucuklu yumurta. Bulursan sucuğu. Et sote de yapabilirsin böyle şuraya. Ne kadar bu? 20 lira. 20. Ulan o kadar aramıştım Mert'in biliyor musun? Bulamadım ya. Al. Geçen sene. Artık tost yapmam diyorsun. Bitti kaç tost evi. 45 litrelik bir çanta. 27 dolar. Ha, bu arada şunu da göstermek istiyorum size. Bakın bize bu lazım değil. Yok bu değil. Bunu göstermeyeceğim. Şu ayakkabılar işte sağlam. Yani bunu direkt anlayabiliyorsunuz dokunduğunuzda. 25 dolar. Markası neymiş bunun? Anka. Anko. Şimdi bisikletler kısmına geldim. Yine kafamı kurcalamaya başladı. Şu Yeni Zelanda'yı bisikletle gezme fikri çık aklımdan. Haftaya yola çıkıyorum. Bütün Yeni Zelanda'yı gezmeye başlayacağım. Bunu ya bisikletle ya da tamamen otostop çekerek yapacağım. Şu anda otostop çekme fikrine çok daha yakınım. Çünkü çok daha fazla insanla tanışıyorum böylece. Çok daha fazla hikaye biriktiriyorum. Ama bisiklette de çok ayrı bir meditasyon yapıyorsun. Yani muhteşem bir olay bisikletle gezmek. Özellikle Fas'ta en son ben onu uzun süreli yapmıştım. Çok da keyif almıştım. Ama bakacağım yani bu hafta kesin karar verip yola çıkıyorum. Önümüzdeki hafta %100 çıkıyorum. Büyük ihtimalle otostop ama bakalım. Hello. Ya fiyatları inanılmaz uygun. Yani şehir içinde falan çok rahat kullanabileceğiniz bisikletler bunlar. Şehir dışında da kullanırsın. Şuna biraz modifiye yaparsan şehirler arası da gezebilirsin bence. Fiyata bakın 198 dolar ya. Ya bu parayı bir günde kazanıyorsun abi burada. Bahsetmek istediğim olay bu benim abi. Şurada alacağın çok güzel bir bisikletin parasını bir günde kazanıyorsun. İster bir kebapçıda çalış, ister bir tarlada çalış. Bir günde kazanıyorsun abi şunun parasını. Ben bundan bahsediyorum yani.
öyle TL'ye çevirmeye, çevirmemeye falan isterseniz çevirin ya da ben de çevirebilirim. Bazen yapıyoruz bunu ama asıl şöyle bakmamız lazım. Bir gün çalıştın, sen bunu alabiliyor musun, alamıyor musun abi? Bakın yani 198 dolarsa buradan ekipmanları da tamamlarsın aslında. Yani her şeyde mevcut. Çantaları var, burada suluk var, her şey var yani. Mesela şöyle bir suluk aldın 10 dolar. Ya da şöyle sel altı çantalardan falan aldın 11 dolar. Yani bir gün çalışıp oradaki bisikleti alıyorsun. Bir günde çalışıp işte buradan aksesuarlarını tamamlarsın. Yola çıkarsın ya, bu kadar basit. Bu olayı çok seviyorum ben Yeni Zelanda'da. İnsana güç veriyor yani, insana motivasyon veriyor abi. İşte kaskını al, 24 dolara da kask var. Anlatırken de sinirli anlatıyormuşum gibi geldi bir anda kendi kendime. Sinirli değilim sadece. Ya bizim ülkede de böyle olmasını istiyorum ya. Olur, o da olur. Of şuna bakın ya, 140 dolar abi. Şöyle vintage bir bisiklet. Çok güzel ama. Burada yerleşik yaşıyor olsam şöyle bir şey alırdım kesin. Çok güzel bisikletler ya. Şunlara bakın. Şöyle kaykaylar 39 dolar. O kadar büyük ki, o kadar büyük ki kaybolduk ya. Onur'u arıyorum şu an. Burada değildir gerçi. I found you. Hi, you catch me. Şeyde, abi supervisor olunca Hintliler tarlada aynen öyle diyor. I found you. I catch you. Her zaman oluyor böyle. You don't work properly, man. Ya geçen Murat abi şundan bir tane verdi. Efsane bir şey yani, var ya, manyak bir şey bu. O yüzden hiç ben böyle şeyleri almamaya çalışıyorum. Alınca yiyorsun abi, almayacaksın. Böyle ödeme yapıyorsun. Ne aldın şimdi? 5 parça çorap, bir de şort. 27 dolar. Bence gayet iyi. Çıplak ayak geziyor insanlar yani. Çıplak ayakla gezmek normal. Ya onu fark ettim, evet. Ya mesela buraya geliyor, alışveriş yapıyor çıplak ayakla. Ya bizim Migros'a çıplak ayakla gitmek gibi bir şey. Ya İnteresan abi, ben kışın donuyorum, adam markete çıplak ayakla geliyor. Şimdi de Türk restoranına gireceğiz. Evet, geldik. Selamlar, selamlar. Merhaba. Merhaba. Herkes Türk şu an. Öyle mi? Nasıl gidiyor? İyisiniz? Şükür Allah'a şükür. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burada Yeni Zelanda ve Türkiye bayraklarımız asılı. Evet. İki ülkenin dostluğu, kardeşliği diyelim. Öyle diyelim. Değil mi? Osman, benim hanım Semra. Semra abi. Benim oğlanlar. Öyle mi? Bir dakika, camdan gör şey yapamadım. Şöyle bakayım. Baklavalar var, lokumlar var, helva var. Öncü doğal siyah zeytin. Kuru kahveci Mehmet Efendi, kral burada. Ayvar, ben hastasıyım bu ayvarın. Balkanlara özgü bir lezzet bu. Böyle biberli falan, çok lezzetli bir şey bu ayvar. Keçi boynuzu falan var. Türkiye'den bir şeyler yemek istiyorsanız herhalde burası iyi bir yer yani bunları bulmak için. Osman abi dedi, sizi yemeden bırakmam. Yemek şey yapmadan bırakmam dedi. Şey hazırlayacakmış. Bilmiyorum. Yani bekleyin dedi. Bakalım ne hazırlayacak. Şey sana bu hayatta tek bir önerim olacaksa var. Bir o da ayvardır bak. Ayvar. Bunu var ya, yemediğin için çok ayvar büyük şeyler kaybettin. Ben İzmirliyim. Ben de Nazilli'yim. Aa öyle mi? Ben şansına geldim. İzmir neresin? İzmir'in Karşıyaka'sı. Arada bir bayraklı var. Ondan sonrası borna var. Ayvar çok güzel bir şey ya. Ben hiç yemedim. Bak ayvar abi. Böyle bir şey olamaz. Senin gibi söyleyenler oldu ya. Yeri falan da güzel buranın. Ben beğendim burayı. Çok sağ ol, çok sağ ol. Şey mi bu, limonata mı? Portakal limonata. Portakallı limonata. Aynen. Eyvallah. Sağ ol. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Portakallı limonata mı abi bu? Portakallı limonata mı bu? Oralet. Aldın mı sen? He, soğuk oralet diyelim, değil mi? Abiymiş ya. Adamın açık havada, iştahı açılıyor ya. Açık havada değil mi? Valla ben aç değildim yani. Ben de değildim. Ayvar alacak mısın? Görmeseydim aklıma gelmezdi. Gördüm. Şimdi bütün gün ayvarı düşünüyorum almazsam. Nazilli pidesi yani. Ben 12 yıldır buradayım. Ailem de 10 yıl oldu buraya getirdim. Mutlu görünüyorsun ama. Evet. Ben 2009'da geldim bu Tauranga'ya. Tauranga'dan da çıkmadım yani. Bence Tauranga çok güzel bir yer ya. Bizim Kuşadası'nı anımsatıyor biraz. Aynen öyle. Kuşadası, Keşme taraf. Ya böyle şey, bizim tatil beldeleri gibi yani. Evet, anımsatıyor oralar. Çocuklar da burada büyüdü o zaman. Burada büyüdüler. Biri 3,5 yaşına geldi, biri 12 yaşına. Yani o zaman halk gibi halk dördük. Yani.
İlk geldiklerinde bana soruyorlardı, baba bu ne diyor, İngilizce ne diyor, ne diyor. Şimdi ben onlara soruyorum. Değil mi? Onlar çok iyi. Dünyanın hem neresine gidersen her şey eşit şartlarda bölünmüş. Türkiye'ye gidiyorsun, Türkiye'de aldığın maaştan pazarda bir çanta dolduruyorsun. Ne gidiyorsun? Aldığın maaştan haftalık geliyor, haftalık gidiyor. Yani aşağı yukarı dengeleniyor. Evet. Sadece şey iyi ya, mesela ben az önce baktım Kmart'ta. Bir günlük bir çalışmayla güzel bir bisiklet de alabiliyorsun mesela. Alabilirsin. O çok güzel bir şey. Araba da alabiliyorsun. 2 haftalık çalışmayla, 3 haftalık çalışmayla. Değil mi? Değil mi? O çok güzel bir şey işte. Evet. O yönden güzelliği var. Evet. Sebzedir, meyvedir. Onlar çok pahalı. Evet ya, domates. Evet. Yani biz Türkiye'de yediğimiz 1 kilo narı, 3 liraya 5 liraya aldığımız narı burada tanesi 5 liraya dolar almıyorsun. Yani bir inciri, bizim oranın incir meşhurdur evet, zaten. Tabii. Bir incir 3 dolar. Bir tane, 1 kilo değil. Hadi ya, ben ona hiç dikkat etmemişim. Evet. Avantajı var, dezavantajı aynen da var. Öyle. Her yer gidiyor. Her yer gidiyor. Şimdi bu Nazilli usulü mü oluyor abi? Evet. Fena görünüyor ya, değil mi? Yumurtalı abi. Yumurtalı çok iyi oluyor ya. Pideyle ne gider? Ayran mı? Coca-Cola. En az 5 tane görünüyor. Ooo. En az yani, minimum. Yani 8'e 9'a çıkıyor yani. Onlar kesmiyordu, litrelik alıyordu. Kafan güzel olmuyor mu ya? O kadar koladan. Bilmiyorum ki. Doğru. Senin kafan güzelse zaten sen anlayamazsın. Ya hatırlayamıyorum. Şimdi size bir şey göstereceğim abi. Şu guarana var ya, Brezilya taraflarına falan yetişiyormuş bu. Ben de yeni araştırdım. İçinde %35 falan kafein barındırıyor. Şunlar işte. İşte bunlar özlediğimiz şeyler abi. Dünyanın bir ucunda Türk pidesi evet. Yiyorsun. Şey mi? Tereyağı mı? O tereyağı. Hop hop hop. Ses duyuyor musun? Çıtır çıtır. Çok iyi ya. Bizim Nazilli'de bunu böyle yapıyorlar. Bir de limon yerine turunç veriyorlar yanında. Meşhurdur yani. Maori porsiyonu olmuş abi. İyi limon da yanında. Limonla iyi gidiyor yani. Çok teşekkür çatal ederiz. Açtıydı ama. Evet açtıydı ama ben bunu görünce acıktım şu an ya. Şu köşe en sevdiğim kısmıydı. Paket yapıyorum. Mümkün değil yani. Çok iyi değil mi? Türkiye'dekinden farkı yok. Evet aynı. Menüde yok bu. Sizin için yaptım dedi. Öyle mi? Evet menüde yokmuş bu. Çok sağ olun. Görüşmek üzere, sağ olun. Evet evet gidiyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz gene. Kendine çok teşekkür ettik. Nasıl vallahi Türkiye'de pide yemiş gibi olduk ya. Kendine iyi bak. He. Görüşürüz, eyvallah. Sağ ol. Abi çıplak ayaklı insanlar her yerde. Sen buraya girdin mi? Yo ne bu? İçeride her türlü böyle ilaç, protein tozu, parfüm, bebek maması. Bakalım bakalım. Stop yani... paying too much. Çok mantıklı bir yermiş makyaj, bak burası. Eczane de var. Kurtlar Vadisi'ni izledin mi? Sadece ölüler görür. Bak. Sadece ölüler görür. Burada polarize gözlükler var ama çok şekilsiz ya. Çok kötü gözlükler. Yani kusura bakmasın kimse. Çok kötü. Fiyatları çok uygun ama 19.99. Yani takılmaz. Protein çikolatalar. 4 dolar. Bu ne abi? Bu store'un adı ne ya? Chemist Warehouse. Baksana abi ya şu şampuan 7.49. Aynısı İngiltere'de 2 dolar. İngiltere, 2 pound, İngiltere'de bunun 1/3 biri yani. Ne kadar pahalı ya. Şu ya dip. Şunu alayım bari. Tam bize laf söyleyecek. Hiç beklemiyordum. Kaju. Kaju 9.5 dolar. Come on man. 8.49. Oha 8.49 mu? 200 gram. Şimdi Yeni Zelanda'da burası önemli çünkü en az 50 faktörlü şöyle bir güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Onur o konuda çok bilgili, ozon tabakası ile ilgili. Yakıyor. Gerekiyor değil mi 50 faktörlü en az? Ben faktörüne hiç bakmadım. Öyle alıyordum ya. Ya Onur ya. Yani şimdi güneş kremi mesela çocuklara öğretiyorlar küçükten. Kullanın çok küçükten değil mi? Evet. Bir de yalın ayakla gezmesini öğretiyorlar. Burada öyle bir şey var yani ama gerçekten güneş yakıyor, anlamıyorsun. Acayip o yüzden krem sürmen lazım. Evet.
Şimdi şehre geldik. Bu videoyu da burada kapatabiliriz. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Eğer gerçekten beğendiyseniz beğen butonu var. Ona tıklarsanız sevinirim. Böylece video daha fazla kişinin önüne çıkabilir. Kanala abone olabilirsiniz. Abone olun, yanındaki zil işaretini de açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.